vurmadıktan sonra her şeyi söyleyebiliyor olması demek. Bunun altını özellikle çiziyorum. Her şeyi demokratik ülkelerde şiddete başvurmadığı müddetçe insanlar mesela biliyorsun Amerika'da Kaliforniya biz Amerika'dan ayrılalım diye referandum kampanyası başlattılar. Trump seçildiğinde demokrasi budur zaten. Yani şiddete başvurmadığı müddetçe her türlü görüşünü bizde her türe gerek yok ki bizde iktidarın beğenmediği herhangi bir görüş meydana geldiğinde ya Bahçeli çıkıp vatan haini ilan ediyor Sayın Bahçeli ya da Erdoğan. Şimdi daha ana muhalefet liderine sabah akşam grup toplantılarında vatan haini diyecek kadar bunun defteri dürülmeli diyecek kadar ileri giden bir siyaset anlayışının Türkiye'ye anayasa yapma cüreti bana çok büyük bir şey geliyor yani hakikaten başka bir şey dönüyor diyorum. Yani bu insanlar da şeyin farkındadırlar herhalde. Kendilerinin toplumun bütününü temsil edecek bir anayasa yapamayacaklarının farkındadırlar diye tahmin ediyorum. Veyahut hazırladıkları anayasa taslağının muhalefet partisinden bir yüz bulamayacağının. Mesela hangi yüzde? Ben çok merak ediyorum. MHP hangi yüzde? Yani o çünkü bütün partilere hakaret ettiler. Sayın Babacan'a da hakaret ettiler. Kemal Bey'e zaten bütün konuşmalarında hakaret diziyorlar peş peşe. Meral Hanım'a demediklerini zaten bırakmadılar. Evine kadar tehditler, saldırılar. Şimdi aylardır, yıllardır hakaret ettiğin insanlara götürüp bir metin koyacaksın. Ben bir anayasa hazırladım, bunu tartışalım. Herhalde rüya görüyor olmaları lazım diyorum. Peki bu kadar gerçeklikten kopmuşlar mıdır? O zaman başka bir şey dönüyor. O zaman bizim bilmediğimiz, henüz ortaya çıkmadığı için bilmediğimiz diyorum. Nedir o? O yüzden başlarken altını özellikle çizdim. Bu anayasanın MHP'nin kendi teklifi mi yoksa Erdoğan'ın hazırladığı bir teklif mi olduğunu biz ancak metin ortaya çıktığında anlayacağız. Çünkü toplumu yeniden sadece oraya kilitleyecek öyle bir anayasa maddesi maddeleri çıkar ki ortaya biz sadece günlerce onu tartışmak durumunda kalırız ve oradan doğacak bir kutuplaşma yeniden iktidarın kendi ekmeğine yağ sürecek bir şey, başka bir tablo ya da bunu hazırlanıyorlar. Çünkü tekrar söylüyorum gerçekçi bir anayasanın çıkmayacağını herhalde biliyorlardır. Muhtemelen emrivaki bir şey yapacaklardır ve o da bizim Türkiye'nin herhangi bir yarasına merhem olacak ne bir çözüm içeriyordur ne demokratik kültür vardır orada. Çünkü hazırlayanlarda o demokratik kültür yok ki yani şeyde e, taslağın içinde olsun. İnsan hakları yoktur çünkü hazırlayanların insan hakları diye bir bir kültürü yok. O i̇nsan hakları diye bir tanımı yok. İnsan diye bir tanımı da yok yani. Onlara göre Türkler var. Türklerin kimlik anlamında söylüyorum. O Türklük kimliği içerisindeki herkes o kurallara, kültüre uyacaktır bilmem falan filan. E, basın özgürlüğü kültürü yok. İşte ortada tehdit edip bir televizyon kanalı ne hale getirdi ortada. Bütün böyle yani böyle bir kültürü olmayan insanların o metni yazmaya kalkması e, pek anlaşılır değil dediğim gibi. Muhtemelen bugün diye duymuştum ama ortaya çıkmadı haber. Evet. Erdoğan'la bugün görüşecekler ve taslağı bugün Erdoğan'a sunacak diye. Ben ben de okudum ama galiba bayrama kadar sarkabilir dedi. Bir şey soru okudum başka bir Öyle okudum. mi? Evet. Olabilir. işte onların muhtemelen kendi aralarındaki konuşmaların tartışmalarını bekleyeceğiz. Oradan çıkacak olan evet. şeyle de anayasa tartışmaya başlayacağız diye düşünüyorum. Şimdi Levent tabii iktidarın ve ortağının dünü ve bugünü yok. Yani hani tamam o meşhur las, dün dündür bugün bugündür. Süleyman Demirel'in lafı ama Hani dün aldığı kararların tam tersini bugün çok rahatlıkla yapan ve bunu kendi kitlesine ve Türkiye'deki insanlara anlattığını düşünen ama artık insanlar bir konuda artık bir dakika demeye başladı bir şey. Biraz evvel biz yayına girmeden evvel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir açıklama yaptı. İşte Mısır'la görüşmeler devam ediyor. Bitti bugün işte ilk kısmı. Bakan yardımcısı 8 kişi gitmişti biliyorsun. İşte o noktada hani hangi konularda görüşüldü? devam edecek görüşmeler falan filan. Peki Levent o zaman insanların şunu sorması gerekmiyor mu? 8 senedir siz Mısır'la görüşmüyorsunuz. Nedir durduğunuz nokta? Darbeci sisi Haklı mısınız? Sonuna kadar haklısınız. Darbeci mi Darbeci. Tabi orada ilk haklılıkta şu soruyu da sorarım. Görevden şimdi giden o da darbeyle gitti de. Sudan'daki elbeşirle, o bir darbeciyle hani beraber iş yapıyordunuz. Tüm dünyanın eleştirdiği kişiyle. Hani iyi darbeci, kötü darbeci mi var? İlkeler yok mu Poli, devletlerin, hükümetlerin başında? Darbeci midir, değil midir? İlkesi olarak darbecilerle görüşmüyor. Ama siz hani öbür tarafla görüşüp siz ile görüşmüyordunuz. Peki darbeci, eyvallah. 8 senedir görüşmüyordunuz. 8 senede sizi değişti mi? Değişmedi. Ne değişti? Türkiye'nin kayıpları artık dağları açtı. Nerede açtı en büyük? Mısır'ın Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ara sıra gemi çıkartıp ...sonra Avrupa Birliği ile bazı konularda hani pazarlık yapıp geri çektiği falan filan var ya... ...Doğu Akdeniz'deki doğal gazla ilgili hemen hemen bütün ittifakları kaybettikten sonra... ...her şey gittikten sonra ki Mısır, İsrail, Yunanistan orada bir hat oluştu... ...Avrupa Birliği'nden katılımlar oldu, Türkiye tamamen dışlandı burada. Peki 8 seneyi niye kaybettik? Veya daha evvel de konuştuk. Amerika, Amerika ile S-400'ler yüzünden siz karşı karşıya geldiniz... F-35 programından atıldınız. 6 satın aldınız. 1 milyar dolarlık uçaklar size verilmedi. Siz yaptırımlara karşı karşıya kaldınız. Peki bağımsız, özgür devlet sizimiz karar veririz. Ne karardı? S-400 aldınız. Peki kullanabiliyor musunuz? Kutusundan çıkartabiliyor musunuz? Çıkartamıyorsunuz. Niye? Ama şimdi o tarafta da sorun olmasın. Bu tarafta s e 400lere kaç lira verdiniz? 2 milyar 700 milyon dolar para verdiniz. Mısır'da bu, bu, bu durum Amerika'yla, Rusya'yla, Birliği Avrupa ile Arap ülkeleriyle, Suudi Arabistanla hepsiyle. Şimdi hepsini biraz yani düzelmeye çalışalım şeyi var. Niye? Ekonomi battı. Ekonomi battı. Her yerde o kavga halinden tekrar. Ama her düzeltme. Mısır'a baksana nasıl eli üstten açıyor. Bizim istediğimiz kurallar Libya'da sana şartlar koşuyor. Çünkü Libya'da karşı karşı, karşı e, e, kutuplarda, kamplarda e, Mısır ve Türkiye. Türkiye'deki işte ihvancı, işte Müslüman kardeşlerle ilgili kişilerin teslimini istiyor. Üstelik açıyorsun ama sen tabii görüşeceksin. Neden? Çünkü ya Levent Türkiye'yi her alanda bir iktidar, bir lider ve onun o küçük çevresi bu kadar mı duvara yaslar? Onun için anayasaya bugün yüz maddeyle karşımıza çıkar, yarın ondan vazgeçer. Dün senin deyiminle hakaret ettiği hakareti de geçiyorum Levent. Bak hani sert cümleler eyvallah, se hedef gösterdi. Ülkenin savcısına, ülkenin yargısına hedef gösterdi. İşte, mafya liderinin tehdidinde mafya arkasında durdu. durdu. Onu işte o söyleyeceğim. Bir, arkadaş sen e, demedin mi bu İyi Parti, Fethullahçıların partisi, Meral Akşener öyle, öbür böyle demedin mi? Bu, 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 laflar söylenmedi mi? Dimdik durdu böyle akşamlar. Şimdi, şimdi Fethullahçılarla oturup anayasa mı yapacaksın Türkiye'ye? <laughs> yani veya <laughs> e, CHP ne işte PKK'lılığı kaldı ne 5. kol faaliyeti. Peki bunlarla mı? Bunlarla mı güdülür? Hayır bir de mesela şu var. Bu kadar ağır itham. Yani bunun çünkü bir hukuki karşılığının olması lazım. Diyorsun ki o Fetullahçı, o PKK'lı, o terörist, o hain, o 5. kol. Sonra hadi anayasa yapalım. Ya şaka mı yapıyorsunuz? Alay mı ediyorsunuz? Aynen Mısır'da olduğu gibi işte bu kaos, bu karşılıklı yaratılan süreçler İnsan ne yazık ki güderek bakıyor. O yüzden o meslektaşımız gülünür çünkü. Yani böyle son bir soruyu da sana bırakayım. 380 kişi lazım mesela. AKP artı MHP nin. En azından referanduma gitmesi için. Var mı bu kadar fazla? Yok. Diyorum, yok. Nasıl bulacaksınız peki bu insanları? Başka mı? bir amaçları var. Muhtemelen bir tartışma ortamı yaratmak. O kutuplaşmayı artırmak. Başka bir şey, muhtemelen seçime yönelik o atmosferle gitme hazırlığı var. Yoksa anayasa yapamayacaklarını biliyorlar. Şimdi senin çizdiğin, biraz dış politika üzerinden ben de gideyim. Türkiye'de aklı başındaki insanların her alanda, ekonomide öyle, dış politikada öyle, tarımda öyle, eğitimde öyle, aklından gelecek her alanda, aklı başında insanların iktidara yapma, böyle yapma dediği ne varsa iktidar yaptı, sonradan çark edip o insanların dediklerine geldi. Suriye politikası böyle, Mısır politikası böyle, S-400'ler böyle, Rusya ile ilişki böyle, içerideki Merkez Bankası faiz enflasyon ilişkisindeki o saçma sapan teori var ya Erdoğan'ın... Faiz seyretti enflasyon sonuç. Sonuçtur. O saçmalığı sürdürüp 128